sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Babacım, hediyeni beğendin mi? Senin mutluluğunu görmek benim için en büyük hediye oldu. Mutluyum babacım. Çok mutluyum. Konuşacağız. Konuşacağız. Şeymacığım, ben senin Mete'nin kız arkadaşı olduğunu bilmiyordum. O yüzden seni burada görünce çok şaşırdım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler Mete'ciğim. Tebrik ederim Mete. Teşekkürler. Şeyma. Öykücüğüm, darısı başına. Kendini olur mu? Hem hemen evlenecekler diye bir şey yok ki. Sadece bir teklif bu. Ha? Tamam. Tamam. Bir şeyim yok. Öykü. Burcu. İyiyim. Tamam. Yukarıya çıkalım mı biraz ha? Burcu. İyiyim. İyiyim. Sadece biraz acıyor. O kadar. Burcu, bize müsaade eder misin? Tabii. Ne oldu Ayaz? Hiç ağlama. Çünkü sana büyük bir iyilik yapacağım. Madem Mete'ye bu kadar aşıksın, her şeyi açıklayacağım. Neyin ne olduğunu artık herkes öğrensin. Pardon. Pardon. Bölüyorum, kusura bakmayın ama ben de bir şey söylemek istiyorum. Mete ve Şeyma. Kısa zamanda büyük bir aşk. Karşılıklı güvene dayalı bir ilişki. Hepimiz onlar için çok mutlu olduk. Bize hep sorarlardı, ilk görüşte aşka inanır mısınız diye. Artık hepimiz onlar sayesinde cevabı biliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederiz Öykücüğüm. Hadi yemeklerimizi yemeye devam edelim. Sen bir gelsene ben. Neyse Ayaz, yine Ayaz'ını yaptı galiba. Neyse ne diyorum? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne demek her şeyi açıklayacağım? Ben sana güvendim.
Açıklayacağım şey seni ilgilendirmez Öykü. Nasıl beni ilgilendirmez ya? Mete'den hoşlandığımı söylemekten bahsediyorsun. Bu tamamen benimle ilgili bir şey farkındaysan. Ya seninle ilgili bir şey değil zaten. Yeter işte... artık. Karışma her şeye. Bırak ya. Sana mı düştü? Bırak bu işin peşini. Onlar evlenecek ve bu konu kapanacak. Ne olur elleme. Bırak herkes hayatını yaşasın. Onlar mutluysa ben de mutluyum. İnsanın hayatında kendine yapabileceği en büyük kötülük nedir biliyor musun? Kendine yalan söylemek. Beni bırak Ayaz. Lütfen. Ortak, neredesin ya? Buradayız işte. Ya ben evleniyorum, sen piyasada yoksun. Halbuki en çok seni sevinmen lazım. Ne de olsa kurtuluyorsun benden. Hiç haberim olmadı. Yani böyle aniden pat diye karar vermen. Şaşırdım. Yani senlik hareketler değil bunlar. Mutlu musun? Sence? Acele etmediğine emin misin? Ayaz'cığım sen aşk meşk işlerinden pek anlamadığın için böyle oluyor insan. Seviyorsun ve evleniyorsun. Hayatım. Gel canım gel. Biz de Ayaz'la dertleşiyorduk. Çok şükür bir derdimiz yok tabii de. Bir dakika ya siz peki anlaşamıyor musunuz ya? Aman diyeyim. Yani bir tarafta ortağım, bir tarafta müstakbel eşim. Aa, söylemesi de bir hoşmuş. Müstakbel eşim. Değil mi? Ayaz ne diyorsun? Müstakbel eşim senden geçen not aldı mı? Merak etme ortak. Ben onun notunu çoktan verdim. Yine olmadı Önem. Yine olmadı. Dert etme Bülent'ciğim. Oğlun evleniyor. Haklısın. Yine de şu üzerimizdeki yükü atmak isterdim. Bak ne diyeceğim. Hafta sonuna plan yapma. Ava'da her sene Ayaz'la gittiğimiz bir otel var. Oraya beraber gidelim ister misin? Harika bir fikir. Baş başa kalır kafa dinleriz. Aynen. İlker. Benim sana bir şey söylemem lazım. Önce ben. Aşkım, bir tanem, sevgilim, her şeyim. Öküzlük ettim. Değerini bilmediğimden değil, eski alışkanlıklar diyelim. Düşünecek çok vaktim oldu. Pizzacı da yani. Ve hatalarımla yüzleştim. Bundan sonra sadece ama sadece seninim. Karıcığım, beni affet. Senin için aşkım kimin için olabilir? İlker. Barıştık mı yani? Tabii barıştık şapşal. Çok güzel bir akşamdı. Tekrar tebrik ederim. Teşekkürler Emre'cim sağ ol. Şeyma ben mahalleye dönüyorum. İstiyorsan bırakabilirim seni. Ha yok ben etrafı toparlarım. Yok bizim yardımcılarımız var zaten. Onlar hallederler. Bence sen hiç merak etme. Aa hayatım seni merak ederler. İstersen sen kaç. Peki madem. Ben kapıya kadar geçireyim seni. Bence hiç gerek yok abicim. Ben onları geçiririm. Tamam.
İyi geceler. İyi geceler. Bülent Bey, biz gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Şeymacığım, pazartesi görüşürüz o zaman. İyi geceler kızım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben sizi geçireyim. Ay ben sizi yerim, yerim. Şu çiftin güzelliğine bak. Ha Bülent. Hı. Yarın tatil onlar da gelse ya. Tabii, neden olmasın? Bir dakika, bir dakika. Siz ikiniz... Eğer bunu Ayaz'a ya da Mete'ye söylersen kapıdan içeri giremezsin İlker, ona göre. Aşkım, tehditlerini bile o kadar çok özlemişim ki seni. Ha bu arada sizi çok yakıştırdım. Tebrik ederim. Kimseye söylemiyoruz değil mi? Tamam, tamam. Ay yarın sabah tek araba çıkarız. Zaten çok uzun bir yol değil. Biz her sene Ayaz'la gidiyoruz oraya. Çok şahane bir yer. Çok güzel olacak Bülent. Ay harika. Ortak ne oldu? Kızdın değil mi bana sana danışmadım diye? Kızmadım ya. Sadece... yanlış bir karar vermeni istemiyorum. Ayaz, biz bugün Öykü'yle asansörde kaldık. O yüzden geç geldik. Öykü benim bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. Mutluluğu uzakta aramaya gerek yok. Şeyma benim için en doğru karar. Hepimiz için. Hepimiz için mi? Oğlum Mete, sen evleniyorsun ya. Bizle ne alakası var? Üniversitede canımız sıkıldığı zaman kaçıyorduk yani İstanbul'dan. Uzaklaşıyorduk. Yarın böyle bir şey yapalım mı? Benim canım sıkkın değil ki. Ya benim öyle. Hadi ya, kırma beni. Erkek erkeğe gidelim işte. İki muhabbet ederiz, dertleşiriz. Tamam ortak. Sen istiyorsan gideriz. Tebrik ederim Şeyma'cığım. Mete çok düzgün çocuktur. Biz onun ufaklığını biliriz değil mi Öykü? Öykü. Efendim? Anne. Çocuk gelsin istesin kızı. Yok öyle ama. Ay sen maçımı kesildin ya. Başıma. Ağır abi misin sen yerin? Of bırak be. Ay bu huysuz. Ay ama Meral teyzeciğim görecektin. O kadar romantik bir andı ki. Anlatıyorum. Böyle. Ansızın hiç yoktan. Birden geldi Mete böyle. Baktı hepimize. Böyle durdu. İşte babasıyla ilgili birkaç bir şey söyledi. Çok fazla anlamadım. Sonra tuttu ellerimden. Kaldırdı beni. Gözlerimin içine baktı. Ay tıpkı film gibi. Sonra... kusura bakma hazırlıksızım. Yüzük borcum olsun dedi. Benimle evlenir misin? Hayır. Yani Şeyma mütevazi davranıyor. Çok daha romantikti. Doğrusu senin başına kızım benim. Yok mu sizde gelişmeler? Anlamadım. Nasıl gelişmeler? Ne canım? Ayaz'ı soruyor herhalde kızım. Biz ayrıldık Ayaz'la. Ne? Ya benim yetiştirmem gereken ödevler vardı. Ben bir yukarı çıkayım. Bak hiçbir şey de söylemiyor. Görüyor musun? Kısmet şekerim, kısmet. Barışırlar. Anne ben doydum. Dedikodunuz bittiyse artık çıkalım mı dışarıya? Çıkın çocuğum, çık. Ah be, hadi yürü. Mete. Mete. Şşş. Ne oluyor ya? Oo, sen hala uyuyorsun. Hadi kalk hazırlan. 10 dakikan var. Ne diyorsun abi, ne hazırlanması ya? Oğlum, erken kalkan yol alırmış. Ya Ayaz, çok geç yattım abi. Beni bir rahat bırak, hadi. Tamam hadi, arabayı ben kullanacağım, hadi. Tamam, sen kullan arabayı. Oğlum tatile gideceğiz demedik mi? Hadi ben aşağıda bekliyorum. 9 dakikan kaldı. Ne tatili ya? Hmm.
Öykü, ne oluyor ya? Hiç, temizlik yapıyorum ya. Her yer tozlanmış. Sen yakında saçını da değiştirirsin. Ne alaka? Tipik depresyon belirtileri, temizlik, saç değişimi ve... Çikolata. Bana depresyonu anlatma Şeyma'cığım. Üzüldüm Ayaz'la ayrılmanıza. Üzülecek bir şey yok ya. Zaten anlaşamıyorduk. Ama çok yakışıyordunuz kızım ya. Yakışıyor muyduk gerçekten? Tabii. Niye ayrıldınız ki? Bilmiyorum ya. Boş ver, konuşmayalım bu konu hakkında. Hah Mete. Ya ben seni çok özledim. Ben de özledim. Şeyma, bir şey söyleyeceğim. Biz tatile gidiyoruz. Aa bayağı. Nasıl ya? Vallahi Ayaz emri vaki yaptı. Öyle iki gün erkek erkeğe kafa dinleyeceğiz. Nereden çıktı şimdi bu Mete? Bilmiyorum Şeyma'cığım. Ayaz'ın benimle konuşacakları varmış. Evet Mete'ciğim, konuşmamız lazım. Ne olmuş? Ayaz Mete'yi tatile götürüyormuş, konuşacakları varmış. Gidemezler, olmaz. Evet ya, gidemezsiniz. Hayatım, onu bana değil Ayaz'a söyleyeceksin. Ne diyor? Gidemiyormuşuz. Gittik bile. Gitmişiz bile. Alo Mete, kapadı ya. Ne yapacağız? Evet ya, ne yapacağız? Bir saniye, sana ne oluyor ya? Ayaz'a, Ayaz'a ya, yani ben burada ayrılık acısı çekiyorum. Orada kızlarla mı eğlensin? Sen niye bu kadar panik oldun? Ha ben mi? Kızlar tabii canım, kızlar. Yani dün bana evlenme teklifi ediyor, bugün plajda kızlarla dans ediyor. Plajda dans mı ediyorlar? Tabii canım. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayaz da onun yanında. O da plajda dans ediyor kızlarla. Dans falan edemezler. Olmaz. Edemezler. Yürü kız, gidiyoruz. Bırakmayacağız onları. İyi de nasıl gideceğiz? Emre! Telefonum nerede? Ha, bir saniye Burcu'yu ara. O halleder. Doğru. Ay canım, nasılsın? Biraz daha iyi misin? Burcu'cum, nasılsın? Canım benim harika. Biz de iyiyiz, süper. Hiçbir sorun yok. Bizim havaya gitmemiz lazım Burcu. Siz kim ya? Ben Şeyma. Şeyma. Bir de sen. Ben. Bir de Emre. Emre. Burcu, bizi gelip almanız lazım hemen. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor? Bana doğru dürüst anlatır mısın? Bak şimdi, Mete ile Ayaz AVE'ye gidiyorlarmış. Bizim de acilen onların peşinden gitmemiz gerekiyor. Çok önemli. O yüzden Emre'nin bizi götürmesi lazım. Emre de seni kıramaz. Senin Emre'yi ikna edip bizi götürtmen lazım. Detayların hepsini sonra anlatacağım. Dur. Benim aklıma bir şey geldi. Sen Ayaz'la Mete'nin orada olduğunu söyleme. Ben Emre işini bir şekilde halledeceğim, tamam mı? Tamam, haber bekliyoruz. Senden görüşürüz. Tamam. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyi vallahi. Sen nasılsın Burcu? Ya iyi değilim de işte iyi olmaya çalışıyorum. Niye? Bir şey mi oldu? Ya o oldu aslında. Şimdi şöyle, Öykü, Şeyma, ben. Ortak bir sorunumuz var. Yani böyle toplu bir sorun. Yani toplu derken şişman anlamında değil, anladın mı? Tamam. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ya hep biliyorum, senden hep bu aralar bir şey istiyorum ama bu sefer bak gerçekten çok önemli. Estağfurullah, ne demek, söyle. Bizi Ava'ya götürür müsün? Ava mı? Ne yapacaksınız Ava'da ya? Ya biliyordum işte, hep yük oluyoruz sana. Ya hayır, onun için söylemedim de. Yani şanslı gündeymişsin. Çalışmıyorum bugün. Yani? Yani problem yok, götürürüm. Ya tamam, çok sağ ol. Sen var ya bir tanesin, çok teşekkür ederim. Anneciğim, geçen seferki gibi olmasın, olur mu? Hani böyle okul gezisi falan deyip de. Yok yok anneciğim, merak etme sen. Hemen gidip geleceğiz. Hafta başında buradayız. Tamam. Dikkatli ol, olur mu? Tamam. Mete'ye selam söyle kızım. Döndüğünüzde bir getir de babanla tanıştıralım artık çocuğu. Tamam anneciğim, merak etme. Dikkat edin ha. Hı. Hadi o zaman. Gidiyoruz. İyi yolculuklar. Dikkatli gidin. Dikkat edin ha.
Oh, iyi ki geldik ya. Vallahi püfür püfür yani. Bir de denize girer rahatlarız şimdi. Hı. Ayaz, neyin var senin ablan sen ya? Ha? Ya şimdi yeni geldik. Hani ortam bozuyormuş gibi olmasın da. Ya içim içimi yiyor. Söylemesem de rahat edemeyeceğim. Ya ortak, tatil dedin geldik ama senin yüzünden düşen bin parça. Hani söyle de kurtul, nedir? Şeyma... Tamam. Tamam, biliyorum. Evlilik konusunda acele karar verdin vesaire vesaire. Evet ortak, farkındayım. Benim için endişeleniyorsun. Tamam. Şeyma dışarıdan bakınca sana çok farklı gelebilir. Ama ben Şeyma'yı seviyorum. O da beni seviyor. Bence önemli olan bu. Gerisi fasafiso. O yüzden sen şu ağzındaki baklayı bir çıkart. Ondan da bir kurtulalım. Sonra da rahat rahat önümüze bakalım. Tamam mı? Hadi söyle bakalım. Neyse ya. Sonra konuşuruz. Sen bilirsin ortak. Ha, bu arada Öykü'yle ayrılmışsınız. Öykü mü söyledi bunu? Evet. Üzgündü de bayağı bunu söylerken. Gerçekten üzgün müydü? Bayağı üzgündü. Evet. Yani bence sana karşı hala bir şeyler hissediyor. Benden söylemesi. Neyse, ne diyorduk? Kafa dağıtacağız değil mi? Aynen. O zaman dağıtalım bakalım. Kalsan? Yok artık. Ben nasıl kalayım? İş güç var malum. Ama hafta sonu. Bizim işte öyle hafta sonu hafta içi fark etmiyor biliyorsun. Hem baksana siz bavullarla falan gelmişsiniz. Ben hiçbir şey getirmedim. Ya Emre sen de kalsana, ne olacak ki? Hem sen de hiç tatil yapmadın bu ara. Ayrıca bence sen Burcu'yu kırmazsın. Değil mi? Tamam. Ay harika, bak göreceksin, çok eğleneceğiz. Bana bakın, biraz kalırım, ondan sonra dönerim. Israr yok, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Hiç merak etme. Tamam, siz yavaştan yerleşin o zaman. Ben arabayı bir yere park edeyim. Olur. Kız, sen de neyinsin ha? Mete arıyor, Ayaz kesin söyledi. Ne söyleyecek? Ha yok bir şey. O anlamda söylemedim. Ya hadi şu bavulları bırakalım da bulalım şunları ya. Hadi hadi. Esas sinir bu işte. Şuna bak. Tipe bak, sinir oluyorum. Ya Burcu lütfen, hadi tatsızlık çıkmasın. Hadi. Tamam. Biz de böyle iki erkek takılıyoruz. Biz de öyle. İstanbul çok baydı. Biz de biraz kaçamak yapalım dedik. Kaçamak. Meteciğim duydun mu? Kaçamak dedi. Duydum duydum. Çok güzel. Sever misiniz böyle kaçamakları? Ne güzel, ne güzel. Bak, dedim sana bunlar dans ediyor diye. İyi de dans etmiyorlar ki. Bundan sonra ne yapacaklar sanıyorsun? Dans mı edecekler? Hem de ne dans? Yürü kız. İstanbul'un bayması bizi de böyle karşılaştırdı. Meteciğim. Şeyma. Canım, hadi gel bavullarımı yerleştirelim. Siz nasıl? Ağzını kapat, ağzını. Merhaba, ben Öykü. Kübra.
Alev. Ne güzel isimmiş öyle Alev. Siz artık gitseniz mi ya, ne yapsak? Yok ya. Bye. Kızlar haberleşiriz. Önce biz seninle haberleşsek Ayazcığım. Buyurun oturun. Sizi dinliyorum. Mete söyledin mi? Söylemedim Öykü. Ama arasaydın telefonda da söylerdim bunu. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. İyi, aferin. Barıştık mı? Yoksa hala bozuk muyuz? Yani bileyim de ona göre davranacağım. Kimdi o kızlar? Ha sen kıskandın. Ne kıskanacağım seni be? Pis sapık. Sapık mı? Yuh be. Hem sen zaten herkese söylemişsin ayrıldığımızı. Bugüne bugün ben bekar bir erkeğim. İstediğimi yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yavaş yap. Senin ağzın bozulmuş ha. Senin yüzünden delirtiyorsun beni. Neden peki? Yani nedenini söyle bana. Neden? Nedeni çok basit. Şeyma hayal. Sen sapıklıklarına niye Mete'yi dahil ediyorsun? Bak hala sapık diyor ya. Şurada iki dakika sohbet ettik. Sonra da dans edecektiniz. Dans mı? Ne dansı ya? Hadi hadi kandırma beni. Ben biliyorum. Ya sen iyice manyamışsın ha. Hem Mete'yi dahil ettiğim falan yok. Ben burada yalnız başıma takılıyorum. Hem kimseye hesap vermek zorunda değilim. Doğru mu? Doğru. O zaman izninle canım. Beni tek başıma bıraktın burada. Yok, hayır canım. Hoş geldiniz de nereden esti ben onu anlamadım. Sevgilime bir sürpriz yapayım dedim. Fena mı? Yok, fena değil tabii canım. Başımızın üstünde yerim var. Konuştunuz mu Ayaz'la? Ne yaptınız? Vallahi biz yeni insanlarla tanıştık. Sonra güzel güzel arkadaşlar edindik falan. Yok hayatım, ne yapacağız? Zaten yeni geldik. Ayaz kızlarla muhabbet ediyordu. Sonra da siz geldiniz. Peki. Gel. Tam da üstüne oturmuş ha. Çok çok güzel olmuş. İyi de Burcu. Kimin bunlar? Ya kim ise kimin. Ne yapacaksın? Sen de bazen bayılıyorsun soru sormaya. Şu eşyalarını odaya koyalım da sahile gidelim. Olur mu? İyi tamam hadi. İyi. Hadi. nasıl geçti yolculuk? İyiyim. İyi geçti. Ne güzel. Sevindim. Sizin nasıl geçti? Bizimki de iyiydi ya. Yollar hep açıktı. Bizim de açıktı vallahi. Öyle rahat rahat geldik. Hava mis vallahi. Sabaha kadar yatabilirim. Şeyiz yolda. Yat canım yat. Senin üstünü değiştirmeyecek misin Öykü? Yok ya, iyiyim ben böyle. Ha iyi. Oo Ayaz Bey'e bakın ya. Bak bak şuna bak. Gıcık. Ya. Pardon Öykü, istemeden oldu. Kızlar siz de özür dileyin. Özür dilerim Öykü. Çok pardon. Önemli değil Kübra, Alev. Siz kimin tarafındasınız ya? Kimler gelmiş? Herkes buradaymış. Merhaba. Merhaba Emre'cim, nasılsın? Bu tişörtün aynısı bende var ha. New York'tan almıştım. Hadi ya. Bu şorttan da bende var. Terlikler. Emre'cim, sen bildiğin ben olmuşsun. Ya abicim, ben verdim kıyafetlerini. Kusura bakma. Yok canım, ne kusura bakacağım. Keyfine bak Emre. Yok abim, ben kızları getirmek için geldim zaten. Yarın döneceğim.
Yok öyle bir şey. Buradasın, beraberiz. Hayatta bırakma. Sen tavla biliyor musun? Bana onu söyle. Biliyorum da boş oynamam. Ha, güzel. O zaman hemen bir tane kap da bakalım neler biliyorsun. Eyvallah. Ay sizin için de çok iyi olacak ya. Bülent de uzun zamandır hasret gideremiyordunuz. Ay sorma ya. Ben genç kızken bile ailemden bu kadar kaçmadım. Bana bak. İlker'den laf çıkmaz değil mi? Yok yok çıkmaz merak etme. İlker süt dökmüş bir kedi oldu. Ben ne dersem onu yapıyorum. Ay sen de az değilsin. Olacak o kadar. Ne yapayım canım? Ya bu arada bırak onu da Bülent Bey ile İlker anlaşabilecek mi acaba? Aman anlaşırlar canım. Erkek bunlar. Kadınlar gibi değil ki. Futboldan konuşurlar, anlaşır. Evet bayanlar. Gidelim mi? Gidelim ama daha Bülent gelmedi. Aa! Derken geldi. Günaydın. Günaydın canım. Araba hazır, gidelim mi? Bir dakika, bir dakika. Benim arabayla gitmiyor muyuz? Ya ben yıkattım, temizlettim arabayı. Benimkiyle gidelim. Geniş geniş. Yok, ben başkasının kullandığı arabayla hayatta uzun yola çıkmam. Ne hopala. Ne demek oluyor bu İlker? Hı? Hayatım, tanımadım etmediğim adam şimdi iyi mi kullanıyor, kötü mü kullanıyor? Evet, evet. En güzeli benim arabayla gidelim. Hem benim araba geniş geniş olmasa bile bakımları falan yapıldı. Uzun yola çıkmaya gayet müsait. Bülent'cim, öyle yapalım istersen. Ha, hadi. Senin arabayı burada bırakalım. Dönüşte alırız canım. Hadi. Benzin parasına ortaklaşa kırışırız ama bak söyleyeyim. Söyleyeyim. Aa, kaç geldi Emre'cim? Düşeş abi. Düşeş değil mi? Al canım, bunu da taş koleksiyonuna eklersin. Eyvallah. At bakalım. Gel. Sevgilimi de sen at bakalım, ne olacak? Dübeş mi? Abi kabul et, çok şanslı bir adamız. Yani şans demeyelim de sevgilimizin uğur diyelim. Hadi bakalım. Evet. Sen bu çocuğu kıskanıyorsun ha, benden söylemesi. Ay ne kıskanacağım be? Ben öyle denize bakıyordum da o da tesadüfen denizdeymiş. Bak, yedim ben de. Ya yok, ben öyle kızın bikinisinin modeline bakıyordum da Ayaz da tesadüfen kızın yanındaymış işte. Peki. Şöyle kasına kasına yürümüyor mu? Sinir oluyor. Bak orada. Benimki de yanında. Bak, bak patlayacak birazdan şişirmekten kendini. Görgüsüz sapık. Kızın yanında bir rezil olsa da benim de içimin yağları erirse. Gerçi nerede bende o şans? Yürü gidiyoruz. Nereye? Takibe, takibe. Hadi, hadi. Çok güzel yerdir burası. Şeytan diyor ki çak şuna çelmeyi, düşsün kızın önüne. Şşş, duyacak. Gel. Ne diyorsun? Odaya gidelim mi? Olur. Duydun mu? Ben sana dedim sapık işte bu, sapık. Pis. Dur dur, sakin ol. Bak göreceksin, göstereceğiz o pis sapığa gününü. Vallahi mahallemiz çok güzel Emre'cim, yani ben de özlemiyor değilim ama işlerden güçlerden bir yakamı sıyırıp gidemiyorum. Mahalle güzel ya, bıraktığın gibi. Biz bizeyiz zaten. Siz Burcu'yla aynı üniversitedesiniz değil mi? Evet evet, yani farklı sınıflar ama aynı kampüs. Var mı abuk subuk tipler?
Hani var tabii ama. Ama? Yani ben ikisine de göz kulak oluyorum. Öykü'ye de, Burcu'ya da. Sen merak etme. İyi, güzel. Sevindim. Eyvallah. Ya abicim ya, ha. Şu odanın anahtarını sen bize verir misin? Ne yapacaksın prenses? Ya bizimkisi çok küçükmüş de, eğer sizinkisi büyükse değiştirelim diyecek. Oldu canım, başka? Ya abi ne olacak Allah aşkına ya? En azından ver, bir bakıp çıkalım. Ha, iyi tamam, bakın ama değişmem. Teşekkür. Emre'cim, hiç kafanı yorma, kadınları anlayamazsın. Kızım içeride ne yapacağız ya? Bilmiyorum, bilmiyorum Öykü. Doğaçlayacağız. Ya doğaçlayacağız ne demek? Rezil etmemiz lazım onu. Ya buluruz bir şeyler, gel sen. Aa! Ayaz! Tamam. Çabuk, çabuk. Gel, gel. Çabuk, çabuk. Gel. Kızım ne yapıyorsun sen? Saçmalama. Çocuğu rezil ederim derken biz rezil olacağız sayende. Acaba birdenbire karşısına çıkıp korkutsak mı, ne yapsak ha? Ha? Akşama sandalye kapmaca oynarız, tam olur değil mi Burcu? Kızım çocuk musun sen? Saklanalım, saklanalım. Burcu küçücük odada nereye saklanacağız? Tuvalete. Tuvalete, hadi. Yürü tuvalete. Gel hayatım. Geç içeri. Bir daha senin aklına uyan ne olsun, her şeyi duyacağız. Tamam, sessiz ol, sessiz ol. Rezil olacağız Burcu, rezil olacağız. Düşünmeye çalışıyorum Öykü, eğer müsaade edersin. Daha önce de şeyler düşünmüştüm, bak ne haldeyiz. Yaparlar mı dersin bir şey? O sapıktan her şeyi beklemiyorsun. İşte böyle hayatım. Şimdi ne yapmak istersin? İnanmıyorum sana, inanmıyorum. Dur, ben de üstümü çıkarayım. Ha? Soyunacak, duydun mu? Duydum. Öykü, duydum. İstersen önce bir duş alalım. Buraya geliyor. Biraz gevşeyelim. Siz beni aptal mı sandınız? Hı? Of Burcu, of! Sen de bir daha boyundan büyük işlere kalkışma ufaklık. Ufaklık mı? Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten hayran kaldım. Helal olsun sana. Burcu, sen de yardım ve yataklıktan dolayı cezalısın. Hiç yıkamaya ağlamaya geçme. Şimdi çıkın dışarı. Hadi. Çıkalım. Merak etme. O kızla bir şey yapmayacaktım zaten. Ne merak edeceğim seni be? Etmiyorum. O yüzden kendini duşlara attın. Bir dakika abi, bir dakika. Sen hiç elleme, belini incitirsin sen şimdi. Klima vurduysa demek biraz tutulmuş. İnce ayar yapılamıyor herhalde. Efendim abi? Anlamadım, pardon. Müziğin sesini biraz fazla açmışsın da kulaklarım ağır işitiyor o yüzden. Sana bir laf demiştim ya hani. Ne demiştin? Erkekler demiştim. Bir araya gelince anlaşırlar. Hani futbol falan konuşurlar demiştim. O lafı geri alıyorum. Geri verdim. Sırf senin yüzünden katlanıyorum bu adama. Yani hayatım, sen olmasan bu adamın 5 metre mesafesine yaklaşmam. Sen ne gülüyorsun ya? Ay fena mı? Komik bir anımız oldu işte. Komik değil Burcu. Henüz hiç komik değil. Ben hala çok sinirliyim o adama. Oo, o adam mı oldu artık? Bence sen kimden bahsettiğimi biliyorsun. Seninki de geliyor. Ay seninki deme şuna ya. Benimki de geliyor. Sinirlenince çok tatlı oluyorsun. Sen susar mısın biraz? Teşekkür ederim. Burcu, ben artık yavaştan kaçayım ha.
Aa, yine mi bu mevzu Emre'cim ya? Ben bırakmam demedim mi? Hep beraber burada tatil yapacağız. Şu odaları bir organize edelim. Hah Burcucuğum, sen de anahtarımı bana ver. Ver, 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 ver. Biz birlikte kalacağız değil mi aşkım? Tabii ki hayat. Ben de Burcu'yla kalacağım zaten. İyi, başka kim kaldı geriye? Ya yok artık ya. Ne oldu, beğenemedin mi? Ayaz'la Emre. Ya yok abi, ben gideceğim zaten. Korkma, seni yemem. Aa, baba. Anne. Ayaz. Mete. Baba. Yok artık. Sizin ne işiniz var burada? Ay, Sibel çok ısrar etti, o yüzden geldik. Beni de İlker çağırdı. Geldim. Siz İlker'le tanışıyor muydunuz baba? Yok, biz tanışmıyorduk da yeni tanıştık. Bayağı da bir kaynaştık yani aramızda böyle. Sizi de satmış gibi oldum ama kusura bakmayın artık. Öyle değil mi Bilo'cum? Aynen İlko'cum. Bilo'cum, İlko'cum. Bunlar bayağı kaynaşmış. Babalarımız odalarınıza yerleştirildi Önem Hanım. İki kişi iki oda. Teşekkürler. Siz nasıl kalacaksınız ki? Tabii ki ben Önemciğimle kalacağım değil mi? Önemciğim, beraber kız kıza dedikodu yapacağız değil mi? Aynen, Ben de İlker'le tabii. Biz de baş başa dedikodu yaparız değil mi? Evet. Olmadı mı? Hiç olmadı. Ne konuşacakmış Ayaz seninle? Bilmem. Evlilik teklifine şaşırdı herhalde. Emin olup olmadığımı soruyor devamlı. Emin misin peki? Bu soruyu gerçekten soruyor musun? Bak Mete, Ayaz'ın senin en yakın arkadaşın olduğunu biliyorum. Ama mesela kızların arasında şöyle bir şey vardır. Birinin mutluluğunu öteki kıskanabilir. Yani bence erkeklerde de böyle bir şey var. Ayaz seni kıskanıyor bence. Yanlış anlama, kötü anlamda söylemiyorum ama seninle eskisi kadar görüşemeyecek ya. O yüzden rahatsız oluyordur belki. Ne bileyim. Hı. Bilmem, olabilir. Yani hani o bekarlığa alıştı ya. Şimdi bizim ilişkimizi biraz yadırgıyor olabilir. Bak, aklını karıştırmasına sakın izin verme, tamam mı? Merak etme, aklını hiç kimse karıştıramaz. Evet, baş başa kaldık. Artık niye buraya geldiğimizi söyleyebilirsin. Ayaz dün Mete'ye her şeyi söyleyeceğini söyledi bana. Yani Mete'den hoşlandığımı. Ben de korktum. Son anda engel oldum ona. Sonra bugün birlikte tatile çıktıklarını duyunca da panik oldum. Ya gerçekten söylerse diye. İnşallah söyler. İnşallah söyler de abim de vazgeçer belki şu gerizekalıyla evlenmekten. Öyle deme. Saçmalıyorsun şu an. Burcu, Mete artık başkasına ait. Ben kabullendiysem bunu sen de kabulleneceksin. Kapandı o defter. Ben dün son gözyaşımı akıttım. Artık Mete'nin mutlu olmasını istiyorum sadece. Şeyma'nın da öyle. Çünkü ikisi de bunu hak ediyor. Neden engel olayım? Sen ne kadar safsın Öykü ya. Belki de öyle olmayı tercih ediyorum. Yani artık bu konu hakkında konuşmayalım Burcu. Kapatalım. Zaten Ayaz'a söylememiş hiçbir şey. Bak buraya ne güzel. Tatile geldik. Biraz kafa dağıtalım. Zaten pazartesi döneceğiz. Emre'ye nasıl gidiyor? Bilmem. Sence nasıl gidiyor? Bence biraz uysuz. Ama keyifli olacaktır yakında. Ay. İnşallah Ayaz'da saldırmazlar birbirlerine.
Lan koskoca otelde yer yok. Üstüne üstlük tek kişilik yatak bile yok. Nasıl yatacağız? İstersen seni koynuma alayım. Oldu birader. Başka? Ya bir sakin ol şampiyon ya. Üstüne çıkacak halim yok ya. Tersine yatarız olur biter. Ters mi yatarız? Bayağı ayağın suratında olacak yani öyle mi? Ya Emre'cim bak şurada küvet var. İstersen orada yatarsın. Hayırdır? Sen bayağı kalıcısın herhalde. Vallahi kızlardan daha çok eşyam var onu söyleyeyim. Kızlar derken Burcu'dan bahsediyor olabilir miyiz acaba? Ne oldu oğlum? Güneşte fazla mı kaldın yoksa Burcu ismini duyunca mı böyle kızardın? Hangisi acaba? Güneşte kaldım. Ha bende bak 50 faktör var vereyim istersen. Eyvallah. He. Bak aslanım, benden sana tavsiye. Aşk güneşten daha fazla yakar. Sen gülebiliyor musun? Bak bilmiyordum ha, şaşırdım. Ya bu kadar da tesadüf olmaz yani. Bir yalnız kalamadık biz Bülent'le. Siz de bizim yüzümüzden aynı odada kalamıyorsunuz zaten. Ay ne olacak canım, bir gecede bensiz uyusun iki yer. Bence sevdiler ama birbirlerini biliyor musun? Bence de sevdiler. Kesin rol yapıyorlar. Bülent abi olmaz ama artık bu da yani olmaz. Ne oluyor ya? Bülent abi sağ tarafta benim yatmam lazım ya. Ben senin yaşın kadar sağ tarafta yattım. Hayatta sağ vermem. İyi de ben de solda yatamam ki ya. Üf. Ben de aynen. Bülent abi sen horluyorsundur da şimdi ha. Ne horlaması be? 1995 yılından beri horlamıyorum ben. Yok yok. Sen kesin horluyorsundur abi. Sese de gelemem ki. Bülent abi kulak tıpacı var mı sende? Var ama ben kullanacağım. Sana vermem. Çünkü sen horluyorsundur kesin. Bülent abi biz seninle çok iyi bir çift oluyoruz yalnız. Farkında mısın? Evet. Kadehimi dün gecenin hırsızlarına kaldırıyorum. Ya 40 yılın başında bir doğum günü kutlayalım dedik. Onu da bizden çaldınız. İyi ki çaldınız. Şeyma ve Mete'ye. Şeyma ve Mete'ye. Şerefe. Vallahi Mete'ciğim, zehir gibi bir kız aldın biliyorsun değil mi? Ah, bilmez miyim? Estağfurullah. Öyle, öyle. Aa, o hikayeyi anlattın mı? Aa, çok affedersiniz, buna bakmam lazım. Ay, çabuk dön canım. Neyse, ben anlatayım. Bora Beyleri tanıyorsunuz. Onlara bir sunum yapmamız gerekti. Son dakika ama. Nasıl panik oldum. Kiraz mevsimini sunalım dedik. Neyse, öyküyü hazırladık. Toplantı günü geldi. Bekliyoruz, bekliyoruz. Öykü Hanım yok. Artık ben saçmalamaya başladım. Yani rezil rüsva oluyoruz. Temel fıkraları falan anlatıyorum o derece yani. Sonunda Şeyma çıka geldi. Ne oluyor dedim, bu da kim? Merhaba dedi. Ben Şeyma dedi. Ondan sonra konuşmaya başladı. Benim bile ağzım açık kaldı. Neyse yani günü kurtaran Şeyma oldu yani. Birileri şoför beye yanlış adres vermiş. Öykü o yüzden geç kaldı. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Öyle ya da böyle Ayaz'cığım. Şeyma kurtardı mı? Kurtardı. O dosya Öykü'nün. Çizimler de Öykü'nün. Yani kiraz mevsimi olmasa böyle bir toplantı da olmayacaktı. Ayaz tamam. Ben o projeyi hazırlarken Şeyma'nın çok yardımını gördüm. Onun hakkını yiyemem. Kız arkadaşını korumanı çok iyi anlıyorum Ayaz'cığım. Anladım. Korumuyorum.
Sadece bazı gerçekler görmezden gelinemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Dış görünüş yanıltıcı olabilir. Ayaz. Konuşmamız lazım. Benle konuşacak bir şeyin yok. Mete ile konuş. Bak, bana daha yeni evlenme teklifi etti. Biraz süre ver ne olur. Söz veriyorum, konuşacağım. Onu kandırıyorsun. Bak, Mete Rıza olayını bilse böyle bir şeyi asla teklif etmez. Biz Mete ile en güzel günlerimizi yaşıyoruz. Bunu gerçekten bozmak mı istiyorsun? En yakın dostumun böyle biriyle birlikte olmasını istemem. Bana büyük büyük oluyor bu. Yarın son. Gidip konuşacaksın. Ya Emre, ben çok üşüdüm de odaya gidip üzerime bir şeyler alsak olur mu? Tamam. Tamam. Abi, müsaadenizle. Tabii. İyi geceler. Şaşırdın değil mi? Yani Şeyma'yla... Yok. Ben çok sevindim. Yani bence siz Şeyma'yla birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ne güzel. Çocukluk arkadaşım evleniyor ha. Çocukluk arkadaşım. Ama büyüdük artık. Büyüdük diye artık çocukluk arkadaşım değil misin? Öyleyiz tabii. Yani haklısın. Arkadaşım. Emre ile Burcu nerede? Burcu üşümüş, odaya gittiler. Aşkım ya, biz de mi gitsek acaba? Çok yorgunum. Tabii hayatım, olur. Hadi. Arkadaşlar, size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Başımın belası. Kaldık baş başa. Ne yapacağız? Hadi gel sahilde yürüyelim. Olur. Emre, benim hiç çıkasım yok aslında, biliyor musun? Ya tıkılıp kalmasak odaya. Zaten 40 yılda bir senin sayende tatil yapmış oldum. Ne yapacağız ki hem odada? Muhabbet ederiz. Ben sana fal bakarım. Fal mı? Evet. İyiymiş. Kahve falı. Gerçi kahve de yok ama. El falı bakarım o zaman. El falı nasıl oluyor ya? Şöyle oluyor. Bir elen ihtiyacımız var. Bu iyi mi mesela? Hem de çok iyi. Geç şöyle. Bakalım Emre Bey'in hayatında neler varmış. Hadi hayırlısı. Allah Allah. Ay çok enteresan ya. Burcu hadi ya. Çatlatma adamı, merak ettim. Tamam, sakin ol. Öncelikle sana çok güzel haberlerim var. Yolun açık. Açık. He. Başka? Hayat çizgin uzun. Sanki böyle bir şeylerin peşinden koşuyor gibisin sen. Kesin toptur o. Ha, top. Futbol topu. Hayret vallahi, nasıl bildin Burcu, bravo. Vallahi ben de bu elinin yalancısıyım, ne diyeyim? Tamam, pardon. Ben kesmiş gibi oldum, devam et. Sağ ol. Uzun saçlı bir kız var senin hayatında. Aa. Ha. Kimmiş peki bu? Vallahi bilmiyorum, adı yazmıyor burada.
B var mı içinde? Bak bakayım. B mi? Hı. Ha. Bakayım. Var. Vallahi var. Bak B. Tamam, kuzenim Banu'dur bu ya. Onun da böyle uzun uzun saçları var. Kesin odur. Tamam. Tamam Banu. Sen çok selam söyle olur mu o zaman Banu'ya? Olur mu? Aleyküm selam Burcu'cum. Aleyküm selam. Bu sefer ayakkabıları çıkartmıyor muyuz? Ya sen resmen benimle dalga geçiyorsun. Yok canım. Kim demiş? Bir daha sana yardım eden ne olsun? Ya aslında ben biraz üşüdüm. Odaya gitsem... Hemen çözüm üretiyorum. Sen giy bakayım şunu. Dur bakayım. Önünü de kapatalım. Vallahi tam oldu. Sen nasıl dolduruyorsun bunun içine? Bir kişi daha alır bu. Sen minnacıksın da o yüzden. Bu gece yemekte söylediklerin için teşekkür ederim. Rica ederim. Gerek yoktu. Bence gerek vardı Öykü. Bazen sesini çıkarman gerekiyor. Hep böyle susmak olmaz ki. Yani bu kadar feda etme kendini ya. O sunum, o iş senin hakkındı. Hadi gel benimle. Nereye? Sürprizim var. Az laf, çok iş. Hadi gel. Of Ayaz ya, nereye götürüyorsun beni? Şu kayalıklara çıkacağız. Ne? Nasıl? Tırmanacağız. Ben hayatta tırmanamam. Korkarım ben, yüksekten çok korkarım. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma. Hadi gel. 1992 yılının Şubat ayıymış. O zamanlar burası daha yeni kuruluyormuş. Annesiyle bir çocuk gelmişler buraya tatil yapmaya. Çocuğun pek arkadaşı yokmuş. Gece annesinin yanından kaçmış. Bu kayalara tırmanmış. Ya ufak çocuğun ne işi var kayalıklarda? Dönsün, insin aşağı. Ya inmemiş işte. Yalnız kalınca canı sıkılmış, gelmiş buraya tırmanmış. Of Ayaz ya, ineceğim ben, çok yüksek burası. Ya tamam geldik işte, korkma. Hadi yürü. İşte burası. O hikayedeki çocuk benim. Biz annemle buraya tatile gelirdik. Ben hemen kaçıp bu kayaya tırmanırdım. Tek başıma hayaller kurardım. Yalnız bir çocuktum. Hiç arkadaşım yoktu. Öyle denk geldi. Bak şu kayada ne yazıyor? Küçük Ayaz. Ne yapıyorsun? Ben senin arkadaşın. Mete.
Seni seviyorum. Hı hı. Mete'cim, bu bizim ilk gecemiz, biliyorsun değil mi? Biliyorum hayatım. O zaman? Ben bu gecenin daha özel olmasını istiyorum. Yani böyle bir otel odasında değil. İyi de ikimiz olduğumuz sürece ne önemi var yerin? Biliyorum hayatım da, ne bileyim, öylesi daha doğru gibime geliyor. İyi geceler. Evet, bir gecenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ederim. Fena bir gece değildi. Fena değil miydi? Bence sen bayıldın da çaktırmıyorsun. Daha iyilerini gördüm. Tabii canım, gecelerin kadını. Serseri hayatlar. Ya! O zaman yarın sabah 6'da görüşüyoruz, spor yapacağız. Yok artık, ben sabah 6'da falan kalkamam. Kalkarsın canım, kalkarsın. Sırf kıllığına yapıyorsun değil mi? Aynen. İyi geceler o zaman, kılların efendisi. İyi geceler efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şema? Ne oldu? Yok bir şey. Sonuçlarına katlanıyorum. Mete mi bir şey öğrendi? Hayır. Sen de biliyorsun, geçmişte olan şeyler. Saçma sapan ilişkiler yaşadım. Hiçbiriyle gurur duymuyorum. Ve şimdi geçmişi silip atamıyorum. Yani elimden hiçbir şey gelmiyor. Şema, onların hepsi geçmişte kaldı. Sen yine bir başlangıç yaptın. Her şeyi yeniden başladın. Evet ama geçmişi değiştiremiyorsun. Silemiyorsun. Ve ben Mete'yi gerçekten kaybetmek istemiyorum. Şema, Mete seni seviyor. Ben biliyorum. Hem o çok anlayışlı biri. Endişelenecek bir şey yok. Biliyor musun, Mete'yle ilk tanıştığımda gelip geçici bir şey olacağını düşünmüştüm. Hiç bağlanacağımı bilmiyordum. Bana bak. Ben seni görüyorum. Üzerinde gelinlik. Ve çok güzelsin. Mete yanında. Her şey çok güzel olacak. Umarım öyledir Öykü. Çünkü benim buna gerçekten çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Ne zaman istersen. Biliyorsun. Hadi burada durma, sen odaya git. Tamam. İyi geceler. Dikkat et kendine. Thank you.
senle kalabilir miyiz? Biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz sence de? Mecbur kalmasak gelmezdik herhalde. Nasıl ya? Senin odanda da mı başka yatak yok? Ne biçim otel ki burası? Aşk oteli. Sen çok mu komiksin ya? Ben hayatta kalamam burada. Tamam, kalma. Kumsalda yatarım o zaman. Bence de. Kumsalda yatmalısın. Yapacak bir şey yok. Yastığını aldım. Deli kız ya. Kumsal gerçekten çok iyi fikirdi. Gıcık ya. Ne oldu, üşüdün mü? Ne üşüyeceğim be? Hayır yani, üşüdüysen yanıma gelebilirsin. Kalsın, istemez. O zaman iyi geceler. Uzaktan bakıyorsam, aşkından kaçıyorsam, anla biraz beni. Benden önce birisi görmüş sevmişse seni. Hakkın yok sevme beni, hakkın yok sevmeye beni. Varsın bu aşk böyle yarım kalsın, sen içimde yaşayacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen, ilk ve son aşkım sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen, ilk ve son aşkım sen olacaksın. Bu çizgiyi geçersem bağırırım ona göre. Ben geçmem de, yani sonuçta bir anda beni çekip öpen sensin. Nereden çıktın sen benim karşıma ya? Vallahi bu soruyu ben de kendime çok soruyorum. Geçen günlerimiz her zaman yaşanmayan, bir benzeri olmayan, nerede o sevgimiz? Gizli saklı habersiz, orada burada sessiz, geçen günlerimiz her zaman yaşanmayan, bir benzeri olmayan, nerede o sevgimiz? Söyle nerede o sevgimiz? Varsın bu aşk böyle yarım kalsın, sen içimde yaşayacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen, ve son aşkım sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen, ilk ve son aşkım sen olacaksın. La la la.
Ah, gördün mü? Gördüm. Ben dilek tuttum. Ben de. Ama söyle mi? Ben güzel bir şey tuttum. Benimki kadar güzel olamaz. Göreceğiz. Göreceğiz. La 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 la. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. Evlenmemiz gerek. Namusumla oynadın. Ne? Sınırları ihlal ettin. Çok affedersin ya. Hiç farkında değilim. Hasta mı oldun sen? Ne oldu canım? Galiba hasta olduk. Ya sırf senin inadının yüzünden hasta olduk. Ya bana bir şey olmaz. Ben hemen düzelirim. İyi. Anneannemin özel tarifli çorbasını yaparım istersen. Kalsın canım. İstemez. Bak şimdi elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kendimize gelelim. Bir spor yapalım. Ya ben onu unutmuştum. Öyle iyiydim. Niye hatırlatıyorsun? Ya of. Bir kez de söylenme. İyi bari. Ben gidip oda üstümü falan değiştireyim. Ben de geliyorum. Burcu. Ya hadi sen üstüne rahat bir şeyler giy. Çıkalım hemen hadi. Of. Tamam. Ya kusura bakma ben sızıp kalmışım ya. O değil de ben kusura bakabilirim. Tüm gece seni bekledim. Meraktan öldüm. Neyse şey biz spora gideceğiz. Siz de gelir misiniz? Ya bari tatil günü spor yapmayalım ya. O zaman biz bu spor işini pas geçelim. İyi. Siz bilirsiniz. Ne yaptınız baş başa? Asıl siz ne yaptınız baş başa? Biz ne yapacağız canım? İşte sohbet muhabbet. Biz ne yapacağız? Biz de sohbet muhabbet. Ne güzel. Öykü. Tamam be, giyindim, geliyorum. Wow, işte aradığım motivasyon. Neyse ben de üstümü değiştiriyorum. Kapının önünde bekleyeceğim seni. Ay tamam. Bizim için çok güzel bir program hazırladım. Ne hazırladın? Ata bineceğiz. Ata mı bineceğiz? Hı hı. Anneannem bile senden daha hızlı yemin ediyorum. Ben bittim. Sen nasıl yorulmuyorsun? Her sabah spor yapıyorum. Böyle kusursuz vücuda nasıl sahip olacağım sen? Ay sinirler vücudunu. Ya lafın gelişi söyledik. Gülme hemen. Hadi hadi. Devam. Yorulmak yok. Sen bayağı iflas bayramı çekmişsin. Baksana iç organların bile imdat diye bağırıyor. Ne yapacağız? Seni nasıl fit hale sokacağız böyle? Ben halimden gayet memnunum. Aslında ben sağlıklıyım gayet de. Bugün yorgunum diye böyle. Sen kendine bak. Ya baksana ne güzel hava var. Spor yapacağız işte. Hadi sen de yap. Sen hem üstünü yesene ne öyle teşhircüler gibi. Ya ne var bunda? Spor yapıyorum. Ya havada çok arı vardır. Sen bilmiyor musun? Sokar şimdi. Hem olmaz öyle. Katil arılar hatta. Çok fenalar. Duymadın mı hiç? Giy şunu.
Sen de fazla konuşacağını spor yap hadi. Yaparım. Ne var ki? İyi. Yap da görelim bakalım. Hadi daha işimiz bitmedi. Gel. Günaydın. Günaydın. Acaba müzik mi olsa? Ha? Ay burada çok şahane balık restoranları vardır. İstersen birinde öğle yemeği yiyelim, öyle birkaç saatimiz geçer. İstersek tekneyle bile açılırız. Ne dersin? Olur. Tamam. Gel gel sakla. Ne oluyor ya? Ay olacak şey değil ya. Ayaz'la Öykü. Yürü hadi. Bunlar her yerdeler gerçekten. Beni azat et ne olur. Ya dur daha yeni başladık. Daha ne işkencelerim var acaba? Hiç hayatında balık tuttun mu? Yok tutmadım. Hayatta da tutamam ben. Korkarım öyle deniz falan. Balık falan tutmayacağız değil mi? Diyelim ki tutacağız. Anca böyle kıyıdan kıyıdan olur. Başka türlü olmaz. Hayır canım tekneyle açılacağız. Hayatta olmaz. Rüyanda görürsün. Sen bana güvenmiyor musun? Ayaz bu ne biçim bir soru? Tabii ki güvenmiyorum. Öykücüğüm. Şu anda burada benden başka takılabileceğin hiç kimse yok. Farkındasın değil mi? Evet. Ne yazık ki farkındayım. O zaman bence bunu kabullen ve tadını çıkar. Hadi gel. Gel benimle. Ay hissediyorlar resmen burada olduğumuzu ya. Şeyma, dün gece seni üzdün mü? Yani ben bir erkek için evlilik kararı almanın zor olduğunu biliyorum. Siz erkekler nedense çok korkuyorsunuz evlilikten. Kafam biraz karışık, onu da biliyorum. Hatta sanırım pek emin değilsin. Ama bunu da anlayabilirim. Bak Mete, ben ne olursa olsun her zaman ben hep senin yanındayım, tamam mı? Bunu söylemek için bir nikah memuruna ihtiyaç yok. Ben iyi günde de, kötü günde de her zaman senin yanındayım. Şeyma, bunları senden duymak beni çok rahatlattı. Sağ ol. Sahile gidelim mi? Hadi. Dediğine sağlık ya. Ha, afiyet olsun. Bir şey geçti oradan. Nasıl yani geçti?
Galiba köpek balığı gördüm. Baba ya, saçmalama ya. Şaka şaka. Sana karaya inene kadar şaka yapmayı yasaklıyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Bu kadar açılmak yeter. Adam hiç beni duymuyor ya. Hiç dinlemiyor bile. Kime konuşuyorum ki? Heh, gel bakalım. Öncelikle balık tutma dersime hoş geldin. Ben bu dersi hiç sevmiyorum. Sen geç bakayım bu tarafa. Geç bakayım. Otur. Otur şuraya. Heh. Tut şunu. Şimdi önce misinanın ucuna şu yemleri takıyoruz. Ki balıklar gelsin, değil mi? İşte bu kadar. Heh, ders bitti. Sonrasında oltayı denize atıyoruz. Hadi at bakalım. Nasıl atacağım? Şimdi. Tut şimdi. Tut şuradan. Önce geriye doğru alıyoruz. Atıyorum. Hazır mısın? At bakalım. İnanılmaz stres attırıyor ya. Bak, istersen binelim, eşlik de ediyorlar. Bir tur atalım hadi. İyi olur ya. Gençliğimden beri binmemiştim ata. Ne oldu? Sakan, sakan. Ay yine kimle karşılaştık? Burcu ile Emre. Şebeke bunlar ya. Ya vallahi şebeke. Önem. Biz bu ilişkiyi yürütemeyeceğiz herhalde. Bana da öyle geliyor Bülent. Yani evren bize sürekli bunun sinyallerini yolluyor. Başka bildiğin bir yer var mı? Bakacağız artık. Hadi gel. Hadi Emre ya, ne olacak? Tamam, üstüme gelme. Ben halledeceğim, tamam? Tamam, gel gel. Gel. Ya. Burcucuğum, şu gülmelerini sonraya bıraksan ha? Ne dersin? Ama ne yapayım? Resmen korkuyorsun hayvandan. Evet. Yani zamanında kötü bir anım olmuş olabilir. Ne yapayım yani? Korkmayın, korkmayın. Aşıkları severler. Nasıl yani? Sevgilidir bu atlar. Tıpkı sizin gibi. Ha yok şefim. Biz sevgili... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben çok merak ettim. Nasıl sevgili yani? Bu iki at sevgilidir. Sevmedikleri çiftler bindikleri zaman uysuzlanırlar. Ama sizler de sevgili olduğunuz için sizi sevdiler. Uslu duruyorlar. Ay öf Mete, ben çok bunaldım ya. Bir denize mi girsek? Sen gir canım, ben böyle iyiyim. İyi tamam. Ben bir ıslanıp geliyorum o zaman. Tamam. Sırar ya. Alo. Neredesin sen? Pardon, kimi aradınız? Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin ya? Şeyma'yı ver bana. Ne biçim konuşuyorsun sen birader? He? Asıl sen ne biçim konuşuyorsun ya? Bana bak, beni bir daha arama dedim, tamam mı? Hayret bir şey ya. Şeyma? Kimdi o? Yok aşkım, bu beni eski iş yerimden, bu beni kovan şerefsiz işte ya. Asılıyordu da bana. Asılıyor muydu? Neden bundan benim haberim yok? Ya yok bir şey canım. Öyle şey, ya önemli bir şey değil. Benim kontrolüm altında. Öyle ara sıra arıyor işte. Ama önemli bir şey olsa sana zaten söylerdim. Sen rahatına bak gerçekten. Bu
Senin kovulduğun iş yeri mi? Hı hı. Ya şey, adamı rezil ettim ya, kovdu beni işte. Bu yüzden mi kovuldun sen? Evet. İsmi ne onun? Sesi hiç yabancı gelmedi. Yok canım, nereden tanıyacaksın? Adamın teki işte. Bak Şeymaz, ne olursa olsun benden bir şey saklama, tamam mı? Her şeyi benimle paylaş. Sonra ben böyle acayip bir şekilde öğrenip şok olmayayım. Anlaştık mı? Anlaştık, söz. Ne yapalım, güneşlenelim falan bari, yani bir kitap okuruz, bir şey yaparız. Mecbur, başka çaremiz mi var? Çok da sıcak ama. Olsun, bir gölgede otururuz, olmadı. Olmadı Bülent, yani gerçekten olmadı. Bak zorluyoruz, ben sana söylüyorum, zorluyoruz ya. Ay olmadı, ben seni yurt dışına falan bir yere kaçıracağım. Başka çarem kalmadı artık. Önem, canım gelsenize. İlker'lerin yanına gitmeyeceğiz değil mi? E ne yapalım Bülent'ciğim? Yani Ava'da her metrekarede bir tanıdık var artık, ne yapalım? Hadi gel. Sizinle karşılaşmak ne kadar güzel. Otursanıza. Ne yaptınız bakayım? Ne yapalım? Hiçbir yere sığamadık. O zaman hadi gelin okey oynayalım. Okey mi? Ne okeysi be? Şu an başka bir galaksiden sesleniyorsun herhalde. Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. İyi, bekleyelim bakalım. Niye benimle bu kadar uğraşıyorsun? Nasıl yani? Ne bileyim, sana haksızlık yaptığım zamanlarda bile yanımdasın. Bırakmıyorsun beni. Başkası için ağladığımı görüyorsun. Ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Neden? Bilmem. Galiba üzülmene dayanamıyorum. Sen hiç üzülme. Çünkü çok güzel gülüyorsun. Sen gülünce dünya daha güzel bir yer oluyor sanki. Ah! Yakaladım galiba bir tane. Çevir onu, çevir, 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 çevir. Tebrikler, dersi geçtim.
Ateşli dudakları, gamzeli yanakları. Ateşli dudakları, gamzeli yanakları. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Hadi yalla, hadi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ziyaretin kısası makbul. Oo, ne varım. Ya arkadaşlar ya. Hadi doğruluk mu cesaret mi oynayalım? Ya Burcu, çocuk muyuz Allah'ın sen? O yaşları çoktan geçtik bence. Bence iyi fikir. Ha? Ortak sen ciddi misin? Yok ya, ne gerek var şimdi ya? Bence hiç gerek yok. Sıkıcı. Ay, amma abarttınız ha. Alt tarafa eğleneceğiz işte. Hadi gidelim oynayalım. Hadi ya. Ay hadi Emre sen de. Tamam, bana uyar, fark etmez. Sen niye o kadar heveslisin ki? Çocuk ruhuyum da ondan. E hadi. E hadi gidelim oynayalım o zaman. Tamam, ben başlayayım o zaman. Heh, aramızdaki en hevesliye geldi. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Önemli bir şey. Abi, gerçekten evlenmek istiyor musun? Ya Burcu, sorduğun soru mu şimdi ya? Arkadaşlar, hakikaten ben saçma sapan oyunlarla uğraşamayacağım şimdi. Hayatım? Ya tabii ki evlenmek istiyorum. O yüzden teklif ettim, değil mi? Tamam, tamam. Sen çevir o zaman şimdi. Gerçekten çoluk çocuk işler yani. Ya oyun bozanlık etme işte, çevir. Bitsin gitsin. Al işte, Ayaz. Ne sorayım ki ben bu adama? Her şeyini biliyorum. E tamam, ben sorayım o zaman. Hadi sor da kurtulalım canım. Evet, Ayaz Bey. Doğruluk. Şu an aklında birisi var mı? Güzel soru. Aklında birisi var. Ve oradan çıkmıyor. Oldu mu? Oo, oldu oldu. Heh. Şimdi Şeyma. Doğruluk mu? Cesaret mi? Cesaret. İşte ben de tam bunu tahmin etmiştim. Doğruluk sana pek gelmez. Çünkü sen cesur bir kızsın, değil mi? Şimdi eğlenceli bir şey yapalım. Telefonunu çıkar. Bak, ben de çıkardım. Rehberden şansa bir numara seçeceğiz. Hoparlörü açacağız. Ve sen de merhaba diyeceksin. Ben doğruluk diyeceğim ya. Gece gece kimseyi rahatsız etmeyelim yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle dönmek olmuyor ama. Ayaz, tamam işte ya. Kız doğruluk dedi, oyun bu, uzatma. Peki. O zaman... Arkadaşlar, hakikaten ben çok sıkıldım. Bitirsek mi ya? Hiç yasak ilişki yaşadın mı? Ayaz, ne alakası var şimdi? Ne diyorsun sen ya? Hakikaten ne biçim bu soru ya?
Bence bitirelim bu oyunu ya burada. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Dur canım. Tamam, tamam. Öyle. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya arkadaşımın hata yapmasına engel olmaya çalışıyorum. Böyle mi engel olmaya çalışıyorsun? Böyle alçakça mı? Varsa problemin gider konuşursun. Bu yaptığın ne kadar çirkin bir şey. Ya Şeyma Mete'yi parmağında oynatıyor. Karışma demedim mi ben sana? İnsanlar mutlu. Tamam, Şeyma zamanında bir hata yapmış olabilir. Ama çok pişman. Biliyorum ben. Rıza meselesi kapandı gitti. Sen neden kurcalıyorsun bu kadar? Ya sen nasıl bu kadar saf olabiliyorsun anlamıyorum. Hala Şeyma'yı koruyorsun. O kız senin sevdiğin adamı çaldı. Ya senin işini çaldı, her şeyini çalmaya çalışıyor. Sen görmüyor musun? Saçmalıyorsun sen şu an. Şeyma öyle biri değil, tamam mı? O Mete'yi gerçekten çok seviyor, ben biliyorum. Sen onları neden ayırmaya çalışıyorsun? Ayıramayacaksın. Senin onları ayırmaya hakkın yok. Ben sadece Mete'ye iyilik yapıyorum. Hayır, şu an Mete'ye kötülük yapıyorsun. Arkadaşını geçmişte kalmış saçma sapan bir hata yüzünden mutsuz edeceksin. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum. Ve Mete seni tek mutlu edecek kişi. Hepsi sadece sen mutlu ol diye. Bana geçen gece sorduğun soruyu sor. Hangi soru? Manzaradaydık hani. O zaman cevabını bilmiyorum demiştim. Artık biliyorum, sor. Sorsana. Hala Mete'ye aşık mısın? Hayır. Artık Mete'ye aşık değilim. Yaşanmamış gibi, her gün yepyeni.